inançlarımızı diline dolayarak mütedeyyin kitlelere seslenen AKP iktidara gelince Allah korkusunu defterden silmiştir. Kul ve yetim hakkına el uzatan yerli ve yabancı soygun ve menfaat çetelerinin ümidi ve kurtarıcısı haline gelmiştir. Sokaklarda simit, su ve limon satıp buralara geldiğini söyleyerek duygu sömürüsünü yapan Erdoğan'la çamurlu sokaklarda yürüyerek bu seviyelere çıktığını söyleyen Davutoğlu'nun icraatları Türkiye'nin aleyhinedir. 3 Kasım 2002'de ya hortum ya yurdum diyerek dürüstlük ve ahlak mesajları veren AKP 12 yıllık iktidar döneminde yağma, talan, rüşvet, vurgun ve soygun hanedanlığı kurmuştur. Bir zaman yolsuzlukları kestik, hortumları kapadık, duyunca şok olacaksınız yaygaraları, şimdilerde yerini bambaşka bir söylem ve savunmaya bırakmıştır. Yolsuzlukları kestik diyenler çalarken yakalanmış, hortumları kapadık diyenler hortum döşerken basılmıştır. AKP kadroları iktidar olunca ani ve hızlı dönüşüm göstermiş, küresel sermayeye ve gayrimilli zihniyete hizmet ve sadakatte bir sakınca görmemişlerdir. Türkiye bu zihniyet ekolünün yıllarca şiddetle karşı çıktığı ancak şimdilerde çark ettiği gibi uluslararası finans güçlerinin faiz ve rant ülkesi haline getirilmiş, ülkemiz sıcak ve kara paranın mahkumu olmuştur. Erdoğan'ın hayırsever diye övdüğü karanlık sima, kara paranın köşe taşı olarak ün salmıştır. AKP iktidarı için gelen paranın kaynağı da dikkate alınmamış, ekonomik krizleri önleyebilmek adına haram veya helal ayırt etmeden her sermayenin ülkemize akmasına göz yumulmuştur. Başbakan ve bakanları ve özel ilişkiler ve kayıt dışı görüşmeleri gelenek haline getirmiş, milli kaynak ve tesisleri birer birer yok pahasına yabancılara teslim edilmiştir. AKP'nin aldatmaya yönelik vaatleri bunlarla da sınırlı kalmamış, inançlarımıza yönelik ikiyüzlülük de bu zihniyetin siyasi sabıkaları arasında yerini almıştır. Bu ilkesiz siyasetin bir zamanlar resmen başında olan şahıs, yıllar yılı fakirlik sömürüsüyle dünya malında gözü olmadığını söylemiş, millete hizmetten başka bir amacı olmadığını pişkinlikle dile getirmiştir. Bu zihniyetin 2 metreküplük yer istismarı, musalla taşı nakaratı, nasıl bilirdiniz diyaloğu, üstadı olduğu takiyenin defalarca sahnelenmesinden başka bir anlam taşımamaktadır. Fakir istismarlarına biçare derviş, çağrışımlarına karşılık bilinmelidir ki bu millet 17-25 Aralık'taki tarihin en büyük rüşvet ve yolsuzluk vakasını unutmayacaktır. İtibar için yapıldığı söylenen ve her vatandaşımızın cebinden çıkan toplam 1 katrilyon 370 trilyon dolara mal olan kaçak ve karanlık sarayı ve bedeli 400 trilyona lirayı aşan uçağı unutmayacaktır. Suriyeli mültecilere 5 milyar dolar harcayıp sıra öğretmene, çiftçiye, memura gelince çok gören, veren el alan elden üstündür parolasıyla eşe, dosta, hısıma, dünüre ve avuzculara hazineyi peşkeş çeken vicdansızları unutmayacaktır. Dünün adil düzencilerinin bugünün batıl düzencileri olmasını kimseler unutmayacaktır. Vatandaşa yırtık ayakkabı giydirip ayakkabı kutularına milyon dolarları deste deste dizen bugünkü iktidar kadrolarını bu millet unutmayacak ve affetmeyecektir.